Hoş ilerlesin. Gel bakalım prenses. Gel gel. Allah gel. İlerlesin. Bunlar da senin. Teşekkür ediyorum. Tişört al. Abi. Aynen. 600'e yakın fidan dikeceğiz. Herkes hepimiz birer fidan dikersek, yeşili korursak, doğayı korursak inşallah sizler büyüdüğünüzde daha böyle yeşil bir çevre, daha temiz bir nefes alabilecek olduğunuz bir ortam olur. Hep beraber fidanlarımızı dikeceğiz. Ben son olarak yani Yüksekova'da bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen Cumhuriyet Başsavcımıza, özellikle denetimli serbestlik büromuza, müdür beye, çünkü koordinasyon, organizasyon anlamında ciddi emekleriniz geçti. Tüm Türkiye'nin tamamında, tüm il ve ilçelerde, başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, başsavcılarımız, ben hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyelim, fidanlarımızı gitmeye. Ha, var mı kürek basın? Şöyle beraber. Bundan sonra bitsin, bir iki kürek hani herkes. Düzgün duruyor mu? Biraz daha. Tamam, geleceğim buraya. Tamam. Kaymakam Bey'in başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı, bütün kurum amirleri, bütün protokol üyeleri bu ağaçlandırma günü münasebetiyle hazır bulundular. Onlar da eşlik ettiler. Herkes bir fidan dikti. Bütün öğrencilerimiz, kurum amirlerimiz, kurum personelleri, herkes birer fidan dikti. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikte emeği geçen bütün kurumlara, bütün şahsiyetlere teşekkür ediyoruz. 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü altında Türkiye genelinde fidan dikiliyor. Biz de bu yıl ilçemizde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Tarım Bakanlığı işbirliğiyle ilçe genelinde 1550 adet fidan dikmiş bulunmaktayız. Tane etkinliğimiz olacak. Havaya görünüyor. O yüzden biz buna kök kullanıyoruz. Ve bunu yapmadan hiçbir fidanı dikmiyoruz. O yüzden Hadi gel.